Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Promax Dil Bilgisi Kampı ikinci günde karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 18 Ocak ses bilgisini konuşuyor olacağız. Ses bilgisiyle ilgili her şeyi konuşacağız. Bütün ses olaylarını en az 2-3 defa tekrar edeceksiniz. Yani eksiksiz bir soru çözümüyle yine karşınızdayım arkadaşlar. İlk günkü ilgiye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi başlıyoruz. Çok da güzel devam ediyoruz. Değil mi? Sonrasında yeni bir kamp başlıyor falan. Bundan sonra da bu kamp sonrasında da inşallah deneme kampı var arkadaşlar. Instagram'da duyurdum. Burada da tekrar söyleyeyim. Deneme kampına başlayacağız. Benim oğlu denememi biliyorsunuz arkadaşlar. O denemeyi baştan sona her gün bir deneme olmak kaydıyla 10 günlük sıkı bir deneme kampıyla bitireceğiz. Haydi hocam, hiç uzatmayalım. Ses bilgisi sıfırdan alanlar başlasın, baksın mutlaka. Hocam ben bitirdim diyenler kesinlikle izlesin. Ortalardayım diyenler kaçırmasın. Herkese hitap ediyoruz. Hangi sınav olursa olsun hocam. Başlayalım isterseniz. Hemen şöyle ilk sorunun bir hakkını verelim. Arkamıza yaslandık, çayımızı aldık. Ne diyor? Hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi bir sürü ses olayı var. Ünlü düşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz benzeşmesi yani sertleşme, ünlü daralması ve kaynaştırma. Şimdi mesela bu tarz sorularda kaynaştırmaya bakmak zaman kaybıdır. Kaynaştırmanın şu metinde olma ihtimali neredeyse sıfır arkadaşlar. Mutlaka bir yerlerde vardır ama diyelim ki yok, sıkıntı değil. Bu en son arayacağınız seçenek olsun lütfen, olur mu? Şimdi ben seri bir şekilde hemen hemen bütün ses olaylarına yer vermişiz. Seri bir şekilde tarayacağım metni ve bulduklarımı şıklarda görmeye çalışacağım. Tamam. Tek tek aramayacağım. Yani ünlü düşmesi. Hadi bakalım. Baktım. Böyle gidersek zaman kaybı olabilir. Gidilebilir ama biraz daha ikinci planda kalsın. Tamam. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. İlk sorudayız. Birinci testteyiz arkadaşlar. Promax kitabından. Ne diyor? Her şey zıddıyla. Şimdi dikkatimi çeken bir zıddı ifadesi var. Zıddıyla değil mi? Zıt, zıddı. Ha hocam, burada bir ünsüz türemesi var mı? Var. Zıt kelimesi kalınca değil mi? Zıddıyla olmuş. Eyvallah, tamamdır. Ünsüz türemesi dikkatimizi çekiyor. Zıddı ile derken ünlü düşmesi burada dikkat çekiyor. İlenin arkadaşlar lütfen dikkat. İ'sinin düşmesi ünlü düşmesidir. Ses düşmesi. Yani hocam bir hece kaybıdır, cebinizde kalsın. Onun dışında şuradaki ilenin yerine y gelmesi, değil mi? İ'nin düşmesiyle birlikte bir kaynaştırma. İki tane seçenek kaldı hocam, devam. Bir şey ifade eder. Eder derken etmekten ünsüz, yumuşaması şıklarda yok. Görüşü ilginçtir, bakın dikkat. İlginçtir derken ilginç kelimesi, bakın hemen şuraya yazayım isterseniz. İlginç. Sonrasında tırtır gelmiş. Ç ve T yan yana sert ünsüzler değil mi? Fıstıkçı şapın Ç'si sonrasında ÇTK'den biri geliyor mu? Evet. O zaman burada benzeşmemiz de vardır. Kesinlikle doğru cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Gayet net. İlk cümleden bulduk. Devamına çok gerek kalmadı ama devam etseydim de her yerde vardı. Mesela tersiyle. Burada bir kaynaştırma yine dikkatimi çekiyor. Aslında derken asıl ünlü düşmesi dikkatimi çekiyor. Bunu derken neyde kaynaştırma dikkatimi çekiyor. Acele etmeyelim. Hakkını vererek gidelim. Bakıyorum şöyle zıtlık derken herhangi bir şey, zıtlıklarını derken ne? Yine kaynaştırma. Aramaya derken yine kaynaştırma. Şöyle göz atıyorum. Daha birçok yerde belki ses olayı var arkadaşlar. Tamam, biz gördük. Tek tek anlattık ve geçtik. Devam lütfen. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Test birdeyiz kitabımızda, ikinci sorudayız. Bakalım ABC ne olacak cevabımız. Ne diyor? Hangisinde diyor ünlü düşmesi yani hece kaybı yoktur? Lütfen dikkat arkadaşlar. İsminin duyulması sonrası çok heyecanlı bir şekilde kürsüye yöneldim. İsminin derken arkadaşlar isim kökünden değil mi? Buradaki düşmeyi herkes yakaladı. O kadar değil hocam, değil mi? Gayet netsiniz hocam. Harikasınız. Tamamdır. Bir numara da var. Sinem sever yazarken sinema sever olsun. O Sinem sever de olur. Sinema sever biri olarak bu gelişme çok etkileyiciydi. Etkileyici idi arkadaşlar. Lütfen dikkat. Etkileyici idi. Orada bir ünlü kaybı bariz dikkatimizi çekecek. Tamamdır. Eyvallah. Yani bir ek eylemin düşmesi de ünlü düşmesi kabul ediliyormuş. Bunu cebinize lütfen koyunuz. Devam. Babası ile yaptığı görüşmeden sonra birçok karar aldı. Babası ile. Buradaki ilenin iyisi de yine ünlü düşmesi. Güzel. 3'te 3'ü gördük. Söylem ve bunları uygulamadaki birliktelik insanı tutarlı yapar. Denizde bir şey göremiyorum ama dursun belki gözden kaçmıştır, bakalım. Bu konuda bir ayrılığa düşmek istemiyor. Ha, gözden kaçmamış. Ayrılığa derken ayırmaktan ayrı, ayrıdan ayrılık, bariz bir ünlü düşmesi var. 4 numarada herhangi bir hece kaybı, ünlü düşmesi falan pistten bir şey yok hocam. Bu kadar netiz. Geldik 3. soruya. Acelemiz yok. Hakkını vere vere gidelim. Yavaş yavaş gidelim, olur mu? Yeter ki çaylar hazır olsun. Ses olaylarından hangisinden diyor? Birden fazla. Aşağıdaki ses olaylarından hangisinden birden fazla vardır diyor. Şimdi şöyle yapalım isterseniz burada. Tek tek yine bunlar tabii taranabilir, bakılabilir ama biz bir başlayalım. En azından bir iki cümleye bir bakalım. Hangisi gözümüze çok çarpıyorsa şıklarda onu bir yakalayıp onun üzerine gitmeye çalışalım. Tamam. Mesela gizliyor. Gizlemekten gizden gizlemek, sonra gizliyor. Bir daralma var.
daralmayı yakaladım ben, gözüme çarptı. Olsa da herkes onun, bakın burada kaynaştırma başlıklar da yok, ne iş yaptığını, ha PT, burada bir benzeşme var, yumuşama var değil mi? Benzeşmeyi yakaladım, yumuşama var mı ünsüz değişime? Ünsüz düşmesi, türemesi yok, yumuşama yok. Çok iyi biliyordu, biliyor idi. Ünlü düşmesi var arkadaşlar, var mı ünlü düşmesi? Yok, tamam. Çantası, tıraşlı yüzü, kimseye selam bile vermeyen kibirli halleri. Bu arada yani kimseye de ye var, vermeyen de ye var. Her taraf kaynaştırma da şıklarda olmadığı için gündeme getirmiyorum. Kibirli halleri onu her zaman ön plana atacak şeyler idi. Ünü düşmesi yine göze çarptı. Onu kalabalıklarda fark etmek çok kolaydı. Yine bir şey göremiyoruz. Fark etmekte bir ulama yakalıyoruz ama şıklarda yok arkadaşlar. Onun sakladığı derken yine yumuşama var ama şıklarda yok. Şeyin ruhsal özellikleri olduğu netti. Ha netti. Burada TT'ler yan yana gelmiş. Ünsüz benzeşmesi göze çarpıyor. Doğru cevap Bursa. Şimdi Allah var. Ya ben bu soruyu yazdım tamam ama zaman geçti bayağı üzerinden. Sizle birlikte ilk defa çözüyorum arkadaşlar. Yani şunu bekledim açıkçası bu sorudan. Hani benzeşme falan deyince ya da hangisinden birden fazla deyince 4-5 tane görürüz diye bekledim ama soru o kadar da kolay değilmiş. Hemen çat 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 diye böyle şu diyemedik. Son ana kadar gidip bakın 2 tane en fazla benzeşme bulduk. Bir daha bir tarayalım mı isterseniz. Yaptığını derken 1. Bakalım başka var mı? Netti derken 2. Şöyle bir göz atıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yer bir benzeşme evet rastlanmıyor. 2 tane kullanılmış nihayetinde. Diğerlerinden fazla. Birden fazla en azından değil mi? Doğru cevap kesinlikle Bursa arkadaşlar. Bu arada ünlü değişimi nedir hocam? Bana sana örneğidir. Daralmayı zaten biliyoruz. Ünsüz düşmesini biliyoruz. Değil mi? Alçaldı alçaktan. Ünsüz türemesini biliyoruz. Az önce görmüştük. Hakkı, şıkkı, zammı gibi örnekler. Tamam. Haydi acele etmiyoruz hocam. Geldik 4. soruya. Dinlediğimize değsin. Geldiğimize değsin. Hangisinde ünsüz türemesi yoktur? Ünsüz türemesi diğer adı ikizleşme arkadaşlar. Bir cebe koyalım lütfen. Bu sene sürpriz bir soru olabilir. İkizleşmeyi cebimize koyduk. Başlayalım. Yoktur diyor, dikkat. Suyun akışını engellemek için bu seddin daha güçlüsü yapılmalıydı. Seddin derken arkadaşlar kelimemizin kökü set. Değil mi? Set çekmek. Set. Setti derken bakın seddin falan filan diye gidiyor. Burada TT'ler ne olacak? Yumuşayacak değil mi? Seddin. Ha, set. Ünlü harf gelecek. Şuradaki T D'ye dönüşecek. Yani hem yumuşamamız var hem ünsüz türemesi var. Bizi ilgilendiren kısım bu. Doğal olarak Adana'da var. Dikkatleri üzerinde toplayacak bir madde ve sırra ulaşmak için çalışma. Ha, sırra derken sır kelimesi arkadaşlar. AE kalmış ama ne olmuş? Araya bir tane R ünsüzü gelmiş, türemiş. Tamamdır. Burada da ünsüz türemesi var. Öğretmenin bu tavrı zannımca sorunun kolay olmasındandı diyor. Zannımca, zannetmek değil mi? Şuradaki N'nin yine ünsüz türemesi olduğu gayet net. Uyuyorsun ama bak dalıyorsun. Ya daha bismillah 4. sorudayız ya. Allah Allah. Çaysız olmaz dedik ya, çaylar yudumlansın, bir kendimize gelelim. Acelemiz yok arkadaşlar. Satır satır tek tek bütün ses bilgisini burada bitireceğiz hocam. Bitti. 0. En baştan alacağız, bitireceğiz. Bu kadar. Devam. Ciddi bir yaklaşım ve devamında hissiz bir duruş etkiledi diyor. Yani ciddi derken kelimenin kökü, hissiz derken his kelimesi, sızsız eki almış, herhangi bir ünsüz falan türememiş. Doğal olarak burada türeme, müreme, özellikle müreme dikkat, yok. Denizde bir şey yok. Devam metrine. Bu konuda tıbbi, tıp kelimesi aslında ı'yı alacak. Yani burada bir P'nin B olduğunu göreceğiz. Sonra bir B daha geldiğini göreceğiz. Tıbbi falan. Yani burada ünsüz türemesi var. Yumuşama da var aynı zamanda. Tıpkı A seçeneğinde olduğu gibi. Doğru cevap kesinlikle deniz olacak arkadaşlar. Anlamadığımız nokta yok diye düşünüyorum. Satır satır gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Devam arkadaşlar. Geldik test 1'de. 5. soruya haydi hakkını verelim. Bir yaslanalım arkaya. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ünlü düşmesi, hece kaybı, ses düşmesi, ses yitimi yoktur diyor. Uykulu gözlerle okumaya çalışması önemliydi. Şimdi burada 3-4 tane var arkadaşlar. Ben sana söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Uykulu derken uyumaktan 1. Gözlerle derken gözler ile 2. Önemliydi derken önemliydi 3. Yani 3 tane bakın bir cümlede. Her taraf ünlü düşmesi değil mi? Net. Devam. Onun bu gayreti karşılıksız kalmayacak ve mutlaka ödüllendirilecekti. Ödüllendirilecek idi. Uyuma. Burada da var. O da oldu. Ve federasyon tüm çabalarına karşılık bir madalya vermek istedi. 3 numarada ünlü düşmesi yok. 4 numara. O da emeklerinin bir şekilde görülüyor olmasının heyecanını yaşıyor idi. 4 numarada da var. 5 numara çevresinde. Çevirmekten çevre. Bu tarz şeyler değerli olması da görülüyordu. Görülüyor. İdi. Eyvallah hocam. Saygı duyuyoruz. Ceyhan çok yerinde bir cevap olmuş. Şu renk değişsin Allah aşkına. İyice morarıcaz. Şu renkli değişsin. Yeşiller gelsin hocam. Haydi bismillah. Geldik 6. soruya. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Bu sefer olayı değiştirdik. Tek tek aramayacağız. Yani şu var, bu var, bu var. Hah, bu yokmuş demeyeceğiz. Şu varmış diyeceğiz. Çat diye belki cevaba gideceğiz. Bakalım. Seviyor, sevmiyor. Daralma var.
dayanma şıklarda yok. Diye yine daralma ve kaynaştırma şıklarda yok. Devam ettiği burada ne var hocam? Bir benzeşme var. Var mı benzeşme? Evet. Ünsüz sertleşmesi. Diğer adıyla ünsüz benzeşmesi hocam. Yumuşamamız da var. Ünsüz değişimi var mı şıklarda? Yok. Yumuşama diğer adıyla. Papatya palı her zaman sevmiyor. Yine daralmamız var. Yine daralmalar ve kaynaştırmalar biter. Bu arada nasıl daralma hocam diyenler? Demek kökünden Y bir de kaynaştırma, daralma her şey var. Biter ama bakın sorunun sağlamasını yapıyorum. Şu an normalde sınavda buna ihtiyacınız yok. Çünkü gayet net. Edirne'yi bulduk geçtik. Bu kadar aslında soru. Ama yine de sağlamamızı yapacağız. İçiniz rahat etsin. Biter ama her defasında seviyor çıkacak ümidiyle düşmeler var. Ünsüz burada kaynaştırma var daha doğrusu. Tekrar tekrar buna kaynaştırmamız var. Devam ederdi. Yumuşamalar, ünlü düşmeleri falan fistanlar ama görüyoruz ki şıklarda yok. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Çok iyi gidiyoruz. Geldik hocam. Hangisinde ünlü daralması vardır diyor. 7. sorudayız. Test 1'deyiz arkadaşlar. Bakalım. Koşarak geliyor. Şimdi koşarak geliyor, biz de hemen pat diye atlamayalım lütfen. Geliyoru görür görmez, veriyoru görür görmez. Hocam daralma yok mu? Demeyelim Allah rızası için. Bak ben Allah var şimdi, yalan yok. Derste mesela diyorum ki bir daralma örneği alalım arkadaşlar. Bunu daha önce anlatmış olabilirim. En önden bir öğrenci mutlaka en önden, hatta cam köşesinden, camdan böyle oksijen falan geliyor. Böyle zehir yani, cam köşesinde ve en önde oturmak zehir olduğunu gösterir. Asla orada sıkıntılı bir öğrenci oturur. Canavar gibi öğrenciler oturur. Geliyor diyor öğrenci mesela. O zehir öğrenci geliyor diyor. Ben de hiç çaktırmıyorum. Diyorum ki harikasın, bir örnek daha. Hocam gidiyor. Lan harika gidiyor, müthiş. Bir tane daha diyorum, bakıyor falan filan derken öğrenci neredeyse çıkıp gidecek. Diyor ki ben dersi ben yönetiyorum hocam diyor. Bütün örnekler benden. Adamın oturuşu değişiyor ama söylediği örneklerin Allah tarafından. Ya bir tanesinde olsun ya daralma. Hiçbirinde yok. O an yaşadığı utancı bir görmenizi isterim hocam, müthiş. Ama sonrasında toparlıyor tabii, kendine geliyor. Bir daha da atlamıyor hocam soruya. Yani bütün yorlarda daralma vardır anlayışını yıkalım Allah rızası için, yıkalım ya. Geliyor. Sonra diyor ki mesela geliyor da yok diyor. Nasıl yok hocam diyor. Gelemek. Gelemek diye bir kelime yok mu derken zaten olmadığını anlıyor. Geleyor diye bir şey yok. Yoru kapatıyoruz arkadaşlar. Şu ı, i var ya, bunu a, e yapıyoruz. Mesela gelemek böyle bir şey yok. Daralma yok demek ki. Mesela kapattım yoru. Şu ı, i, e yaptım mesela. Veremek. Böyle bir kelime yok. Doğal olarak burada daralma yok. E devam edelim. Hemen önünde gerçekleşse de insanoğlu bilinçli olarak görmez bazı şeyleri. Burada hiç şey yok. Daralma namına. Devam. Soruları çok uğraşmasına rağmen çözemiyor ve mutlaka öğretmenine soruyor. Şimdi yoru kapattım. A yaptım mesela, bunu soramak. Olmuyor, burada da yok. Fakat her zaman dedim ya, yoru gelir gelmez olacak diye bir şey yok. Bazen de daralma nerede olur? Olumsuzluk ekinde olabilir arkadaşlar. Çözemiyor derken çözemiyor ama eme. Yani buradaki mame olumsuzluk ekinin daraldığını göreceğiz. Favori örneklerimden bir tanesidir. Olumsuzluk ekinin daralması bilgisi. Çok çok önemlidir arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Ben yine de devam edeceğim. Konuşuyor, bakın konuşamak diye bir şey yok. Mesela yaşıyor desem arkadaşlar, yaşıyor. Böyle bir şey desem burada var mı? Bakın yoru kapattım. Yaşamak. Hah oluyor. Burada daralma var işte. Kanıyor mesela. Elim kanıyor desem. Hani söylediklerine kanıyor, inanıyor değil de. Elim kanıyor desem. Yoru kapattım. A yaptım. Kanamak oluyor. Burada var. Olaya böyle bakmalısınız. Hocam nasıl var? Kanıyor diye bir şey yok ki. Yaşıyor diye bir şey yok ki. Demeyiniz. Yoru kapatıp bakıyoruz. Tamam. Yaşamak, kanamak oluyorsa bu kadar. Net bir şekilde daralma vardır diyeceğiz. Devam ediyorum Edirne ile. Yörekinin geldiği her sözcükte daralma var dersen böyle sıkıntıya girersin işte diyor. Eyvallah. Soru konuşuyor. Vallahi sorular konuşuyor. Konuşan kitap bu. Peki hocam. 7. sorunun cevabı Ceyhan dedik, geçtik. Geldik 8. soruya. Ne diyor hocam? Aşağıdaki sözcüklerde görülen ses olanlarından hangisinin örneği bu parçada yoktur? Bismillah. Ya alıştık biz metinde bir şeyler aramaya. Demek ki önce seçeneği inceleyeceğiz. Sonrasında metne deşeceğiz. Bakacağız tek tek. Bakalım hocam o zaman. Görüldü derken burada bir yumuşama var arkadaşlar. Yum diye yazdım. Baktı derken burada bir sertleşme var. Sert diye yazdım. Ayrılık derken burada bir ünlü düşmesi var. Düş diye yazdım. Onun derken burada bir kaynaştırma var. Tamam. Yaşıyor derken az önceki örneğimiz yaşamak. Burada bir daralma var. Yani yumuşama, sertleşme, düşme, kaynaştırma ve daralma. Neredeyse bütün ses olayları. Bakalım ne diyor? Bu parçada hangisinin örneği yoktur? Bismillah. Bu yaklaşımı sorunu temelden çözecek bir yaklaşım gibi görünüyor. Olaylar bu şekilde ele alınırsa, alınır ise, bakın burada ünlü düşmesini yakaladım, Ceyhan'ı eledim. Elbet çözülür ama mesele devamında bunların yaşanmaması. Yaşanmaması derken sığsıyla, belki birçok vardır arkadaşlar, şu an direkt gözüme çarpan en basitlerini sizlere göstermeye çalışıyorum. Sığsinin S'si her zaman arkadaşlar biliyorsunuz kaynaştırmadır. Çok nadiren erkeksi, kadınsı gibi yapım eki olarak kullanılan bir sığsi var. Oradaki zaten yapım eki de onun dışında
dışında arabası, masası, sırası fark etmez. Hep kaynaştırmadır. Doğal olarak Denizli'de çok rahat eledim. Hayat birbirinin ardı sıra. Ha, art ardı. Yumuşama var. Müthiş. Bakın bunu görüyor olmanız çok önemli arkadaşlar. Art, ardı, arda değil mi? Lütfen cebinizde kalsın. Bence altın değerinde. Şuraya kocaman bir 2022 yazsam hiç ayıp etmiş olmam, müthiş bu. Bu arada birbirinin derken nınnindeki ne kaynaştırma. Biri biri derken burada ünlü düşmesi değil mi? Yine Ceyhan, Adana, Denizli neyse hepsini ne yapmış oldu? Güçlendirmiş oldu. Devam. Cevap ya Bursa, Edirne, hadi artık. Olaylarla örülü. Böyle olduğu halde yaşananlara nasıl büyük tepkiler veriyoruz? Tepki derken bakın tepmekten değil mi? Yani tepki göstermek, tepmek bazı şeyleri ortaya çıkarmak. Yani hocam ya benzeşme işte canım Bursa. Doğal olarak burada herhangi bir daralma göremiyoruz arkadaşlar. Böyle de düşmemiz var. Nasıl da ne asıl düşmemiz var değil mi? Olduğu derken yumuşamamız var. Daha binlerce onlarca ses olayı var her tarafta da daralma göremiyoruz. Kesinlikle doğru cevabımız 8. soruda 1. testte Edirne olacak arkadaşlar değil mi? Güzel soruydu bence. Orijinaldi, farklı bir soruydu. Haydi isterseniz test 1'de 9. soruya bakalım ama ya bir tadını çıkaralım ya. Acelemiz yok. Çayımızı yudumlayalım. Lütfen çok fazla, belki bunu söylemek için geç ama çözme çabasında çok fazla olmayın. Beraber çözelim. Zaten 12-13 tane test koymuşum arkadaşlar kitaba. Geriye kalan 10 testi böyle tadını çıkara çıkara çözersin. Tamam, hiç acele etme. Hangisi yoktur diyor. Ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, benzeşmesi, ünsüz benzeşmesi tabii, ünsüz türemesi, ünlü daralması. Şu ışıklara bir baktım yine, gözümde bir canlansın istiyorum. Başlıyorum ve tek tek eliyorum değil mi? Hadi bakalım arkadaşlar. Sınav anında yaşadığım, hemen yaşadığı derken yumuşak G'yi gördüm. Yumuşama var mıydı? Ünsüz yumuşaması var, Adana gitti. Stresi yenebilmek için nefes egzersizleri yapıyor, yapamak. Bak burada daralma yok mesela değil mi? Geç. Olsa da asıl mesele yapabileceğine olan inancı idi. İnancı idi. Ünlü düşmesi var. Var mı ışıklarda? Bursa'da var tabii. İnanç olmadığı sürece hiçbir egzersiz gerekli desteği yine vermeyecektir diyor. Bakın ünlü düşmesi yine göze çarpıyor. Yumuşamalar her yerde fazlasıyla göze çarpıyor. Devam hocam. Bunun için eksiklerini kapatmalıydı. Tam olarak kendine inanmalıydı. Kaynaştırmamız yine dikkat çekiyor. Devam. Başarı için bu olmalıydı. Bir şeyleri bitirmiş olmak tek başına yetmiyordu. Ha, yetmiyordu derken şuradaki mame yetmemek değil mi? Olumsuzluk ekinin daraldığını görüyorum ben. Ünlü daralması. Neredesin? Buradasın. Şimdi neyi göremiyoruz? Benzeşme ile ünsüz türemesi. Benzeşme var mı? Türeme var mı? Seri bir şekilde bir daha şöyle metni tarayacağım. Ha, gözüme bir şey çarptı. Şimdi vermeyecekti derken Allah'tan şuraya bir nokta koymuşum bilinçsiz bir şekilde. Yazarken şöyle bir çizmişim. Vermeyecekti derken K ve T arkadaşlar. K ve T birlikteliğini gördüm. TT'ler, ÇT'ler. Neydi hocam benzeşme? Sen bana bunu bir özetle. Şimdi fıstıkçı şarabı biliyoruz. 100 yılın fıstıkçısı hocam, biliyoruz. Şimdi sözcüğümüz, bir tane sözcüğümüz var. Ve bu fıstıkçı şaraptan herhangi bir ünsüzde bitti diyelim. Tamam. Mesela en klişe örnekle gidelim. Sınıfta değil mi? Bakın. En klişe örnek. Kelimemiz sınıf. Bak. Fıstıkçı şarabın fesile bitmiş. Anladım hocam. Sonraki eke bakıyorsunuz, artı, ç, t ya da k ile mi başlıyor? Evet, t ile başlıyor hocam. Tamam, burada benzeşme vardır. Şimdi lütfen kendinizi yormayın. Mesela bitkin kelimesi arkadaşlar. Yine klişe örneklerdendir. Orijinal, güzel, harika ama yani sunum orijinal diyelim. Örnek klişe. Şimdi bitkin derken bakın, bitmek kelime kökü değil mi? Bunu herkes anlıyor. Ben bitkinim, artık bittim. Yani yoruldum. Bitmek kelime kökünü herkes aldı. Bak, şimdi bitmek, fıstıkçı şarabın t'si. Ha. Sonraki ekin Ç, T, K'den birine mi başlıyor? Evet, benzeşme var. Allah rızası için şunu bırakın ya. Hocam bu bitmek kelimesi gınginden geliyor aslında. Yani gıngin gelmiş, bitkin. Bu G, K olmuyor. Bırak Allah'ını seversen. Gidiş yolundan puan vermiyor ki adam sana. Öyle olsa her şeye dikkat ederiz. Buraya çizgi mi çekeceğiz, artı mı koyacağız, onlara bile bakarız değil mi? Ya nelere nelere bakarız. Uğraşırız onunla. Gidiş yolundan puan alamayacağımıza göre sizden ricam lütfen çat. Nokta atışı yapın ya, bu kadar. TK bitti kesinlikle. Ha, sözcüğün içinde olur mu hocam benzeşme? Olmaz. Benzeşme mutlaca ekte olur arkadaşlar. Tamam, Denizli doğru cevabını da işaretleyelim. Tekrar ediyorum, benzeşme, sertleşme sadece ekte olur. Kelimenin kendisinde olmaz. Kelimenin kökünü alırsınız şöyle bir. Gelen ekte bir benzeşme, sertleşme olur. Tamam, bunu lütfen unutmayın. Fıstıkçı şarapın esprisi bu hocam. Fıstıkçı şarapa Ç, T, K'den biri geliyorsa benzeşme %100 vardır. Hadi güzel bir örnek daha. Küskün mesela. Çok küskün duruyor. Küskün. Tamam. Küskün bir yapısı var. Küsmek kelime kökü. S. Fıstıkçı şarabın S'si. Kün hocam K ile başlıyor. ÇTK'den biri. Kesinlikle benzeşme var. Lütfen etimolojik, yani böyle tarihi, köken bilimiyle ilgili bir tahlil yapmayın. Sınavda kafalar allak bullak olur. TYTKPS, LGS, MSU fark etmez. Bütün sınava girecek öğrencilerden bahsediyorum. Tamam. Aman dikkat. Uzattın hocam. Allah rızası için. Gel
10. soruyu da çözelim. Evet, test 1'in son sorusu arkadaşlar. Hangisinde ünsüz türemesi vardır? Bakın düşmeyi gördük, benzeşmeler, her şeyi gördük. Ünsüz türemesini de görmüştük. Hadi bir daha bir tekrar edelim istedik. Hadi onu da görelim. Ne diyor? Attığı her adımda gördüğü her gerçekte onu anıyordu. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir artistlik var. Bu soruyu boşa yazmadık. Ünsüz türemesini gördük oysa bu testte. Niye bir daha soralım değil mi? Bunu sorma nedenim şu. Çift ünsüzlere bir daha düşmeme gerçeğini hatırlatmak. Attığı mesela kelimenin kökü atmak. Tıktik sıfat fiil ı-i. Yani hocam doğal olarak burada ekstra gelen bir ünsüz yok ki, türeme yok. Değil mi? Ama ikisi de aynı olduğu için ikizleşmeye çok yakın Adana'da yok hocam. Vardır arıyoruz. Bu caddede bakın çift de buna düşme. Durdukça gelen geçenin bize bakıyor olduğunu gördük. Geç. Sınavda hakkım olan yeri kazanmak için ter döküyordum diyor. Hah şimdi oldu arkadaşlar. Hak kelimesi imek almış. Hakım diyemeyeceğine göre değil mi? Hakkım olmuş. Araya bir tane K ünsüzü sonradan gelmiş. Al sana ünsüz türemesi. Al sana ses artımı. Al sana ünsüz ikizleşmesi. Her şeyi diyebilirler. Denizli'ye bakıyorum. Denizli'de ters köşe yapacak bir şey yok. Edirne'ye bakıyorum. Edirne'de şiddetli, iddialı bir örnek değil mi? DD'ler yan yana. Ama orada da şiddet zaten kelimenin kökü. Süpersiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi ikinci teste geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci testteyiz. Neredeyiz? İkinci testin birinci sorusundayız. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde farklı nedenden, bakın dikkat, kaynaklanmış bir ünlü türemesi var. Bismillah hocam. Ünlü düşmesine alışkınız da hani birleşik sözcük olurken, yardımcı eylem gelirken ünlü türemesi nasıl olabilir farklı nedenle? Biliyorsunuz arkadaşlar. Yani türemeyi cık cık eki, küçültme eki gelirken de görebiliyoruz. Pekiştirme esnasında da. Örnek vermeyeceğiz çünkü örnekleri burada göreceğiz. Başlayalım. Son güne kadar çalışmış gibi görünse de aslında azıcık çalıştığını biliyordu. Azıcık derken bakın burada bir ünlü türemesi var. Az ve cık cık, araya ı gelmiş. Yani bir ünlü türemesi ne zaman? Küçültme eki gelirken. Devam. Onun tüm olanlara rağmen sapasağlam duruşu takdire şayandı. Sapasağlam, ha bu da pekiştirme. Doğal olarak cevap ya Adana ya Bursa. Netleşti. Her soru etrafı çepeçevre sarılmış. Ha sapasağlam, çepeçevre, bunlar hep pekiştirme mantığı. Cevabımız Adana ama devam edelim. 4 numarada gözüme çarpan güpegündüz. AE tabii ki yine pekiştirme sırasında. 5 numarada gözüme çarpan düpedüz. Burada da yine arkadaşlar pekiştirme sırasında ünlü türemesi meydana gelmiş. Aman dikkat. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Bakalım ikinci soru bizden ne ister, bize ne katar. Önemli olan o. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği vardır diyor. Güzel. Hemen türeme, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi, ünlü değişimi, NM değişimi, ünlü daralması. Bilinçli olarak bu şıkları okuyorum ki belki bir tanesi gözüme çarpar saniyesinde çözerim diye. Tamam. Çarpmasa da en azından yakalarım ve bakarım şıklarda var mı diye. Geldik test 2'de ikinci soruya arkadaşlar. Başlıyoruz. Diploma almak ve bunu hiç kullanmadan baş köşede bekletmek birçok insanda görülen bir hastalık. Bu hastalığın yumuşamalar gözüme çarpıyor ama yumuşama yoktu şıklarda. Değil mi? Ünlü değişimi var. Ünsüz olsaydı yapıştıracaktım cevabı. Tedavisi de yok. Duvarda yara kalmayacak bir şekilde. Bu arada kalmayacak derken Y var. Belki daha önce de çok vardı. Bunu da var. Ya kaynaştırma var. Yine şıklarda yok arkadaşlar. Diploma almaya, burada da yine kaynaştırma. Devam ediliyor. Etmekten yumuşama var. Duvar dolduğu zaman yine yumuşamalar dikkat çekiyor. Zamanda çekmecelere iş düşüyor. Bana bu durum hem bana derken bana kelimesi arkadaşlar ben kelimesine AE gelmesiyle oluşmuş. Bana yani bir ünlü değişimi var. Buna kökte ünlü değişimi de diyebilirler sınavda. Ters köşe olmayalım. Devam edelim, bir sağlamasını yapalım. Başka şık var mı acaba? Bu durumun nedenini sorduklarında burada herhangi bir şey yok. Yani var da kaynaştırmalar falan var. Cevabım yine yumuşama var. Çok açık. Kendine yine kaynaştırmamız var. Gerçekleştirme isteği yine yumuşamamız var. Daha neler neler gerçekleştirmek, burada benzeşme de var. Ama şıklarda yok. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan imiş. Devam hocam. Test 2'deyiz. Soru 3'teyiz. Sıkılanlar, bunalanlar. Şöyle bir nefes alalım mı ya? Vallahi bir kendimize gelelim. Acelemiz yok arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Kampın tadını çıkara çıkara gidiyoruz. Hiç kasmaya gerek yok. Çok güzel bir sözcükle yapı soru çözümüyle karşınıza geldim. Şimdi yine çok sağlam, satır satır her şıkkı eleye eleye gittiğimiz bir ses bilgisi soru çözümü yapıyoruz. İnşallah bu kampın sonunda, yani ocağın sonunda arkadaşlar, dil bilgisinden görmediğin, duymadığın soru tarzı kalmayacak. Bu kadar net. Devam. İnşallah. Herhangi bir ses olayı yoktur diyor. Bismillah. Bismillah. Bakalım ne diyor. Verimli bir çalışma devamında başarının nın dedi mesela. Nın neni yakaladınız mı? Kaynaştırmadır. Dostluğuyla yumuşama var. Ünlü düşmesi var. Kaynaştırma var. Karşılaşmak ve de daha birçok şey. Neyse geçtim. İnsanların yardım telaşı olmadan bu denli bencil yaşamaları inanılmaz. Şimdi neden burada bir yavaşladım, kendimden geçtim. Burada yavaşlama nedenim şu arkadaşlar. Şu aklıma geldi. Şimdi ses olayı illa yumuşama, türeme vesaire olmak zorunda değil.
Ulama da bir ses olayıdır. Yani bakıyorum şöyle bir ulama da var mı aynı zamanda diye. O denli ayrıntılı bakıyorum şu an soruya. Yani ünsüzle bitip ünlüyle başlama. Ulama yok. Bakıyorum herhangi bir yumuşama yok, bir sertleşme yok, düşme yok, türeme yok. Doğru cevap kesinlikle Bursa. Burada hiç ses olayı yok. Ama Ceyhan'a bakalım. Ne diyor? Şarkıların anlamlarına, bak burada neye kaynaştırma mesela. Değil de melodilerine, yine neye kaynaştırma. Dikkat ederek etmekten yumuşama var. Yapar iti, burada ünlü düşmesi var. Devam. Denizli'deyiz. Dönüzlü hatta. Bağbahçe işlerine bir de kaynaştırmamız var. Kendiliğe kaynaştırmamız var. O kadar kaptırmıştı ki, mıştı, kaptırmış idi. Ünlü düşmemiz var. Benzeşmemiz var. Ki en son onu ne kaynaştırma. Aşı yaparken gördüm diyor. Yapar iken ünlü düşmesi. Ya Rabbim her taraf ses olayı. Bilmeyen ye kaynaştırma. Yoktur. KT benzeşme. Ama yine de arayanlar ye kaynaştırma. Arayanların er geç bulacaklarını diyor. Ne kaynaştırma söylemek lazım. Falan pistan canım işte. Bursa'da ses olayı yok. Bir daha bakıyorum. İçiniz rahat olsun. Böyle garantiye alarak gidiyorum. Tamam, net. Şükür, devam. Geldik dördüncü soruya. Ne diyor hocam? Aşağıdakilerin hangisinde açıklama ve verilen örnek uyumlu değildir diyor. Ha, açıklama da var. Ha, iki noktamız var burada. Açıklamamız var. Yukarıdaki belli ki onun şeyi, açıklaması daha doğrusu. Şurası örneğimiz. Tamam, bir bakalım hocam. Neymiş ne değilmiş. Test 2'deyiz. Soru 4'teyiz arkadaşlar. Bakalım. İkinci hecesinde ünlü harf bulunan bir sözcük ünlüye başlayan bir'i kalırsa ikinci hecesindeki ünlüyü kaybeder. Yani akıldan aklı, beyinden beyni gibi. Vaktim pek yok, vakitten vaktim. Güzel. Bu uyumlu. Olumsuzluk eki de daralmaya uğrayabilir. Yaşadıklarımdan sonra umarım insanlara karşı güvenimi kaybetmiyorum diyebilirim. Ha, kaybetmiyorum. Mame. Burada da daralmamız var. Şu yeşil bir gitsin Allah'ını seversen ya. Yeşil bir gitsin ya. Güzel ha. İçimizi açan bir renk. Bursa'yla devam ettik. Ceyhan'a geldik. Ünsüz yumuşaması bazen kelimenin kökünde de görülebilir. Oba, saçlarımın bu denli erken ağarması. Ha. Kelimemizin kökü ak arkadaşlar, değil mi? Aktan ağarmak. Güzel yumuşama bu. Devam, ak beyazlamak. Devam hocam, anladık, biliyoruz, o kadar değil. Denizli, bir sözcükte birden fazla ses olayı gerçekleşebilir. Yaptık. Benzeşme var, başka bir ses olayı yok. Ama sonunda neler olacağı, bir tane yumuşama var. Başka ses olayı yok. Hiç aklımıza burada hops ünlü düşmesi var. Başka ses olayı yok. Gelmedi, burada yok hocam. Süper. Yani burada demiş ki adam, bir sözcükte birden fazla ses olayı olabilir ama örnekte öyle bir şey vermemiş. Doğru cevap Denizli. Bir sözcük yapım eki alırken de ünsüz kaybına uğrayabilir diyor. Bu sokaktaki kaldırımların gece yarısı yapıldığını biliyor diyor. Ha hocam, burada beyinler yanar. Kafa mafa kalmaz. Bakın, kaldırım kelimesi kalkmaktan, değil mi? Kalk-dır. Süper. Burada ünsüz düşmesi var. Ünsüz kaybı yapım eki alırken de diyor. Yani bu soru net bir şekilde zor bir soru arkadaşlar. Birçok zor soru geçtik aslında ama burada seviye belirtmek zorundayım artık. Çünkü Edirne'de ne var ki hocam? Demiş olabiliriz, tamam. Gayet net bir Denizli ama sağlam bir Edirne var. Ben bu E şıkkını, bak zor soru nasıl yapılır? Zor yazdım ama daha zor yapabilirdim. E şıkkını A'ya koysaydım hocam, %99.9 öğrenciler adına işaretlerdi, o kadar söyleyeyim. Aklımız hayatta gelmez hocam. Ben şimdi, benim nasıl aklıma geldi peki? Denizli'yi çözdüm, artık cevap garanti ya. Edirne'yi çok rahat üstüne gidebiliyorum Edirne'nin. Güçlü bakıyorum artık Edirne'ye. Kesin diyorum, bu doğru olmalı çünkü cevabım Denizli. Daha güçlü baktığım için kelimeleri tek tek eliyorum. Normalde Adana'ya koysam Allah var. Senin de benim de ilk aşamada kaldırımı düşünebilmek gerçekten zor. Onu da itiraf edelim hocam. Tamam. Zor soru böyle yapılır. Yani yer değiştirirsin şıklara, olur biter. Çeldirici. Cevaptan önce E koyarsan sorunun hakkını verirsin hocam. Geldik 5. soruya. Ne diyor? Hangisi yanlıştır? Tek tek gideceğiz hocam o zaman. Bakalım. 5. cümlede, bu arada hocaman o zaman bir dil sürçmesini bir atsam. 5. cümlede ünsüz yumuşaması vardır diyor. Bakalım 5'e. Bu yüzden daima kendisine gecikti diyor. Bismillah, bu nasıl bir cümle? Geç kelime kökü, tabii ki burada bir yumuşama var. Harikasın hocam. Bence çok iyi arkadaşlar. Bakın, kitapta 12 testten bahsediyorum. Daha 2. teste bence olayı bitirdik, çözdük. Yani gerçekten çok yol kat ettirdiğini düşünüyorum şu an soruların size. Özellikle bu şık mesela, değil mi? Müthiş. Geç kelimesini gördün ya, sen iş bitti. 4. cümlede birden fazla benzeşme vardır. Bakalım. Birisinin başına gelmiş bir olay onun için kendi başına gelmiş demekti. Ha, burada bir tane KTM var ama başka var mı? Yok. Birden fazla demişti. Doğru cevap Denizli olacak. Gelin Ceyhan'a da bakalım. 3. cümlede ünsüz yumuşamasına örnek verilmiştir. Nerede 3? Buradasın. Ünsüz yumuşaması hemen çat diye artık okumadan atladım. Çünkü netleşti cevap. 2. cümlede kaynaştırma ünsüzü vardır. Kesin vardır. Onun diyor, bakın ne. Arkadaşına diyor ne. Her taraf kaynaştırma. 1. cümlede ek eylemin düşmesine örnek verilmiştir. Geçmişti. Evet. Arkadaşlar, kaynaştırma, ulama, bunlar lütfen en son bakacağınız seçenekler olsun. Yani bunları direkt eleyip bekletin. A şıkkında kaynaştırma var. Adam kendini parçalıyor kaynaştırmayı bulacağım diye. Lan şu kadar bir metinde kaynaştırmanın olması imkansız arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bırak bu kadar metni, bir cümle kur bakalım. Hadi kaynaştırma olmadan bir cümle kur. İmkansıza çok yakın arkadaşlar. Bu doğal olarak kaynaştırma, ulama, mesela yumuşama.
Bunlar çok yüksek ihtimal olan ses olaylarıdır, haberiniz olsun. Yani bunları sona atmak, bekletmek daha mantıklı. Özellikle kaynaştırmayı, tamam. Ya arayıp da tek tek okul yılları burada yok, daha ima arkada. Bu gerek yok, böyle bir tahlil lütfen yapmayın. Böyle bir soru çözümü de yok arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Hiçbir soru böyle çözülmüyor tek tek. Okul kelime kökü şu, buradan neye gelmiş, oradan yıl, yıllarları. Böyle bir soru çözümü yok. Sınavda her zaman çok çok daha net sorular görüyorsunuz. Tamam, içiniz rahat olsun. Devam. Aşağıdakilerin hangisinde farklı nedenden kaynaklanan bir ünlü düşmesi vardır? Bu soru güzel mesela, değil mi? Buna alışkınız çünkü buna hazırız. Ya türerken düşme, ikinci ecede düşme, yardımcı eylem gelirken, birleşik sözcük olurken falan filan. Altıncı soru. Başlıyoruz. Konunun böyle rahat bir şekilde algılanması anlatıcıyı sevindirdi diyor. Şimdi böyle derken arkadaşlar, bu kelimenin bu artı öyle olduğunu biliyorsunuz. Yani bir ünlü düşmesi var, birleşik sözcük olurken. Tamam. Burada bu tarz olayların yaşanması üzücü. Artık bu örneklere benden alıştınız. Burada kelimesi de yine bu arada ifadelerinin birleşimidir. Doğal olarak burada ne düşmüş? Bir ünlü düşmesi var. Yani hocam birleşik sözcük olurken düşme olmuş. Farklı bir nedenden kaynaklanan diyordu. Dikkat. Dershanenin cumartesi günü, cuma ertesi. Ha, burada da yine birleşik. Bunu açmaya artık utanıyorum arkadaşlar. Ya bu örneği yazdığıma şu an utanıyorum ama ihtiyacımız var buna. Bir şıkkı elemem gerekiyor. İhtiyacımız var. Gezimizin orada sonlanacağını daha önce konuştuk diyor. Burada bir şey var mı? Hemen bakalım. Orada. O arada, değil mi? Net. Orada. Burada nihayetinde. Aynı şey yine birleşik sözcük olurken. Bahçedeki günleri kokladıkça eskileri hatırlıyor diyor. Ne var hocam burada? Ha, bak işte. Lan, vallahi helal olsun lan. Vallahi helal olsun lan, çok iyi bak. Kokladıkça diyor ya, kelime kökü kokmak değil arkadaşlar. Koku neden? Çünkü lale eki var. Lale eki isimden fiil yapan yapım ekidir. Kokmak fiiline gelmez, koku fiiline gelir. Yani hocam Edirne'de arkadaşlar türerken düşme varken, Adana'da, Bursa'da, Ceyhan'da ve Denizli'de birleşik sözcük olurken düşme var. Çok iyi arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın Allah aşkına. Çok zordu aynı zamanda E'yi görebilmek. Eyvallah. Vallahi soruyu başka biri yazmış olsa bayağı bir övecektim ama çok kendi yazdığım soru olunca çok da övesim gelmiyor. Devam. Ünlü düşmesi geliyor da yapmıyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ünlü düşmesi de ünsüz yumuşaması da yoktur? İlkesi de yok diyor. Biri varsa ele diyor o şıkkı. Haydi hocam, test 2 7. soru. Saçlarının genç yaşta ağarmış olması, ağarmış ifadesi yumuşamaydı, onu konuşmuştuk. Harika. Hemen mesela A şıkkını eleyebilirim. Veya harcadığını, değil mi? Geç gösteriyor idi ünlü düşmesi, geç. Bu başarı için gecesini gündüzüne katmış ve birçok şeyden fedakarlık yapmıştı. Yapmış idi ünlü düşmesi var, geç. En güzeli de bu yaptıklarına bir karşılık bulmasıydı. Bulması idi, geç. Ünlü düşmesi var. Onca gün çalışıp da hiçbir karşılık bulamamış olmak şüphesiz yaşanması asla istenmeyecek bir durumdu. Durum idi, geç. Bakın ek eylem düşmelerini iyice yoğurmuşuz burada. Ne diyor? Emeklerinin boşa gitmemesi onun motive olmasında etkili oldu. Ya burada etkili. Mesela benzeşme falan var ama yumuşama yok. Ünlü düşmesi yok. Şöyle tekrar tekrar tarıyorum yok derken de. Evet, doğru cevap kesinlikle 7. soruda Edirne olacak. Geldik 8. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükteki ses olaylarından biri yoktur? Bu nasıl bir şeydir ya? Altı çizili sözcükteki ses olayları diyorsa bir sürü ses olayı. İlerledikçe diyor, ilerlemek ünlü düşmesi. Dıkça dikçe, ha, benzeşme. Tamam, bunlar var. Yani bir benzeşme göreceğiz. Başka ne göreceğiz? Bariz bir ünlü düşmesi var falan fistan. Belki 40 tane şey. Bunları bir görelim de biz Allah'ın izniyle. Hangisi yoktur diyor. Sorunun yanlış çözülmesi öğretmeni şaşırttı. Şaşırttı derken TT'ler benzeşmeyi gösteriyor, elet. Net. Ha, yanlış derken yanılmaktan, bunu da kaçırmayalım hocam, bunu da görmezlikten gelmeyelim, değil mi? Doğal olarak yanılmaktan ünlü düşmesi de var. Eledim hocam. Reddedildi ama yine de bu iş başvurusundan vazgeçmedi diyor. Red. Yumuşama var, ünsüz türemesi var ama ünlü düşmesi göremiyorum. Benzeşme var mı? Benzeşme de göremiyorum. Evet, ses olayı yok. Bursa, yani yukarıdaki ses olayı yok. Kümesteki bakın benzeşme, geç. Oraya derken ünlü düşmesi gitti, benzeşme. Kitaplarım bu kadar etkilim, benzeşme, geç. Düşünmemişti. ŞT, benzeşme ve ünlü düşmesi, geç. Birileri için bir şeyler yapıp da hiçbir karşılık görmemek olası bir şeydi. Şey idi, ünlü düşmesi, geç. Bunların hepsini tek tek geçtik, eledik hocam. Hani cevabı bulunca bir gaza gelirsin ya, ben şu an onu yaşıyorum. Hani direkt Adana'dır, nettir mesela. Diğer ışıkları geç 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 elersin. Çünkü eminsindir. Şu an Bursa'da direkt cevaba ulaşınca bir gaza geldim, kusura bakmayın. 9 bitiriyoruz. Haydi arkamıza yaslanalım hocam. Ne diyor? Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Güzel, çok iyi. Hemen sınıflandıralım. Diyaloğuyla derken, hocam burada yumuşama yok mu dediğin an, bu kalem buraya atılır. Yaklaşık 10 gündür bekleyen şu bardak şöyle karşıya konulur. Yaklaşık 8-10 gündür yine 25 gündür bekleyen şu bardak şuraya alınır. Şu kalemler şuradan bir gösterilir. Hazır olan kalemler. Bu nedir ya? Allah'ını seversen bu nedir ya? 40
yaptık, yani söyledik. Artık bu da oturtmak lazım. Oturtmanın tam zamanı. Hocam ben duymamıştım. Şu dakika itibariyle bitmeli hocam. Yoksa vallahi böyle tam böyle ortadan böyle ayırasım gelir kağıt. Bak ayıramıyorum çünkü arkasında 10. soru var. 10. soruda neyse ayırırız onu, bölemedim. Yani hocam diyaloğu yumuşak ye. Nasıl yumuşama olmaz? Yahu ben bu kelimeyi diyalog diye mi yazıyorum? Allah aşkına şu mudur yani bu kelime? Bu mudur ya? Bu hakarettir bu kelimeye. Bu kelime G ile yazılıyor, diyalog. Yani hocam ya bir şeyler var, bir değişme falan var da bu bizim ünsüz değişimimiz ya da bir yumuşamamız falan değil. Doğal olarak diyalog kelimesinde bir ünsüz yumuşaması yok. Psikolog kelimesinde de yok. Psikoloğa falan diyoruz ya, orada da yok. Daha önce konuştuk, dur gaza gelmişken. Psikoloğa hocam nasıl yok ya, yumuşak G var. Ya sen bunu psikolog G ile yazmıyor musun? Yumuşama olması için K'nin yumuşak G'ye dönmesi ya da G'ye dönmesi lazım değil mi? K'nin. Doğal olarak burada ne var hocam? Diyaloğuyla derken burada bir ünlü düşmesi var değil mi? Kaynaştırma var. Devam. Adım atmaktan yumuşama var. Gidenlere gitmekten yumuşama var. Cevap çıkıyor gibi sanki ortaya. Çıkıyor değil, çıktı bile. Devam. Yudumladı diyor. Yutmaktan yumuşama yine. Art arda. Ha yine bu art arkadaşlar. Doğal olarak tamamdır, ben bunu anladım. Yumuşama. Bir numarada kaynaştırma ve ünlü düşmemiz var. Bence çok iyi arkadaşlar. Buraya da kocaman bir zor yazsam hiç fena olmaz. Demiştim arkadaşlar hayalimdeki dil bilgisi soru bankası diye. Vallahi. Yani daha önce demediysem de şu dakika itibariyle demiş olayım. Yani gerçekten çok fayda sağlayacak size. Geldim hocam 10. soruya, bitiriyoruz. Bu dizelerde ses olaylarından hangisinin örneği yoktur diyor. Oba kafalar bir yansın. Kafalar bir yansın, başlıyoruz. Ne diyor? Ünlü düşmesi hemen bakalım. Seyreyledim diyor. Seyir eylemek değil mi? Seyretmek. Ünlü düşmesi var. Seyredim viran olmuşların meylettiğini. Bismillah bu ne ya? TT'ler benzeşme. Yumuşamalar var. Var mı yumuşama? Yok. Ne? Yani yumuşama var da şıklarda yok. Ne? Kaynaştırma eledim. Sinmiyor. Sinmeyor. Mame. Daralma. İçime olanların kime yaradığı diyor. Ünsüz türemesini göremiyoruz. Bakın arkadaşlar bitirmeden videoyu Allah aşkına. Şimdi ünsüz türemesi mesela çok ekstrem bir konudur. Yani kolay kolay örneğini göremezsiniz. Bakın ünsüz türemesi, ünlü türemesi. Bunların örnekleri azdır. Ben şuraya çok küçük bir taktik vereyim size. Ünlü türemesi mesela. Aynı şekilde ünsüz türemesi. Bunların örnekleri ya da ünlü düşmesi şey, ünlü düşmesi diyorum. Ünlü değişimi. Bunların örnekleri çok nadirdir arkadaşlar. Bunları görmeniz çok daha kolaydır. O yüzden ÖSYM bunları kolay kolay cevap yapmaz. Yapmadı değil. 40 kere yaptı da yapmaz yani kolay kolay. Onu söyleyeyim. Mesela ünlü türemesi. Azıcık, biricik, ufacık. Ufacık da yok da azıcık, biricik falan. Geçtik, bu kadar ünlü türemesi. Ünsüz türemesi. Neydi bu? Ünsüz türemesi az önce gördük. Hakkı, şıkkı falan. Yani sırıtıyor. Çat diye cevaba gidebiliyorsun. Ya da ünlü değişimi neydi hocam? Bana sana. Şimdi bunları cevap yapma ihtimali düşük. Verirse de bulma ihtimaliniz yüksek. Ya kısacası şöyle baktığım zaman mesela ben buna ya benzeşme diyorum, mutlaka vardır bir şekilde. Ama ünlü türemesi, ünsüz türemesini görmek kolaydır. Yani kullanmamıştır bunu şıklarda büyük ihtimal. Tamam. Yani aklınızda şu üçü mesela özellikle kalsın. Kaynaştırmanın kolay kolay cevap olmayacağı, mutlaka bir yerlerde olacağı aklınızda lütfen kalsın. Ne olabilir? Benzeşme cevap olabilir. Ünlü düşmesi olabilir. Zaman zaman daralma olabilir. Bunlar hepsi cevap olur tabii de. Ben sizi biraz daha daraltmaya, biraz daha işinizi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Yoksa hepsi cevap olabilir tabii. Bu sene neden bir kaynaştırma sorusu gelmesin, sağlam bir kaynaştırma sorusu? İnşallah gelmez. Yaparsanız ama gelmez inşallah. Kaynaştırma biraz böyle ek kök tahlil isteyebilir, tehlikeli olabilir o yüzden. Ama içiniz çok rahat olsun. Uzattın hocam. Ne yapıyoruz? Probex dil bilgisi soru bankamızdan kampımızı sürdürüyoruz. Adam akıllı gidiyoruz. Yapıyı bitirmiştik arkadaşlar. Sözcüklü yapıyı. Aman dikkat. Bakın 12 test. Geri kalandan 3'er 3'er size bırakmıştım. Ses bilgisinden bugün arkadaşlar ilk 2 testi çözdük. Yine 3 test mutlaka çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Ödevimiz daima bu. Her konuya artı 3 test sizin eklemeniz. 2-3 durumunuza göre ama 3 test mutlaka ekleyin. Ekstra duruma göre hiç anlamadım diyenler konu tekrarına dönebilir. Kamplara dönebilir. Dil bilgisi kampına vesaire. Konu özetlerine, uygulama bakabilir. Ondan sonra kampı da beraber benimle götürebilir. Tamam. Videolar kayıtlı. İçiniz rahat olsun. Bir benimle birlikte götürdüğünüz bir kamp olsun bu. Bir de kendi bakacağınız sonrasında bir kamp olsun. Tamam. Rahat rahat tekrar tekrar izlersiniz. Uzattın hocam. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.